8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ise fizyoterapist Vedat Ülker. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördüm, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Nasılsınız? Hocam. Çok iyiyim, sizi sormalı. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Gerçekten fizyoterapi günümüzde çok popüler ve pek çok kişinin ağrılarını, problemlerini çözüyorsunuz. Ama bununla beraber psikosomatik dediğimiz aslında biraz da psikolojik kökenli ağrı tipleri var. Evet. Biraz bu ağrılardan bahseder misiniz? Bu ağrılara neler yapabiliyorsunuz? Sonuçta psikolog değilsiniz, psikiyatrist değilsiniz ama fizyoterapist olarak bu hastalara çok büyük faydalarınız dokunuyor. Biraz bu detaylardan bahsederseniz. Çok merak edilen, evet, ve hakkında doğru bilinen ama yanlış olan çok bir derin mevzu, psikosomatik, evet, ağrı. Evet. Psikosomatik ağrı nedir? Ruhsal sıkıntılardan kaynaklanan ve fiziksel semptomlar veren bir problem, rahatsızlık. Hani hasta ağrılarla doktora gider, tetkikleri çekilir, muayenesi yapılır, detaylı analizleri yapılır. Ama hekim sonunda şey der, senin bir fiziksel bir sıkıntın yok, hı hı, ağrıların psikolojik. İşte psikosomatik ağrılar tam olarak bunlar. Hı hı. Dediğim gibi doğru bilinen çok fazla yanlış var burada. Hasta çoğu zaman burada ikna olmuyor. Benim ağrılarımın sebebi psikolojik olamaz. Benim bir psikolojik bir sıkıntım yok veya ağrı yaratacak kadar ciddi bir sıkıntı yaşamıyorum. O yüzden süreci sürekli tekrarlıyor. Farklı farklı hekimlere gidiyor. Yani ilk hekimin söylediğiyle yetinmiyor. Aynı tetkikleri gerekirse ve tahlilleri gerekirse birçok kez tekrarlıyor ve sürekli sorunun kaynağını aramaya devam ediyor. Türleri nelerdir hocam bunun? Psikosomatik ağrılar, yani ruhsal problemlerden kaynaklanan ağrılar, sırtımızda ağrı oluşturabilir, baş ağrısı yaratabilir, hı hı, mide ve bağırsak problemleri oluşturabilir. Bu oluşan mide ve bağırsak sorunları da karnımızda ağrı yaratabilir, hı hı, belimizde ağrı oluşabilir, vücudumuzun birçok noktasında kas ağrısı da yaşayabiliriz. Peki bu psikosomatik ağrıların nedenleri nelerdir? Kaygı, kronik kaygı, hı hı, stres, korku, belirsizlik. Bir kişi çalıştığı işi sevmiyorsa, okuduğu üniversiteyi, bölümü sevmiyorsa, ailesel sıkıntılar yaşıyorsa, çocuğuyla alakalı problemler varsa, eşiyle arasında özel sıkıntılar varsa, gelecek kaygısı varsa, ekonomik problemler, kaygılar yaşıyorsa, ruhsal bir problem yaşıyorsa psikosomatik ağrı ortaya çıkabilir. Yani belirtileri aslında nedenleriyle bir nevi bağdaşmış oluyor. Kesinlikle öyle. Aslında yaşadığımız ağrıların birçoğu somatik sıkıntılar, psikolojik sorunlardan kaynaklanıyor. Hı hı. Mesela bir hasta ağrı, boyun ağrısıyla doktora gidiyor, tahlilleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Boynunda küçük bir fıtık görülüyor. Aslında bu fıtık omuriliğine veya sinir köküne bası yapmıyor. Hekim diyor ki, tahlillerini yaptık, tetkiklerini çektik, ciddi bir problem yok. Küçük bir fıtık var burada ama bu senin ağrını yapmaz. Ama senin farklı bir sıkıntın var. Psikolojik bir problemin olabilir, fizyoterapiye gitmen gerekebilir diyebiliyor ama hasta bazen oradaki küçük fıtığa da takılabiliyor. Benim fıtığım var. Demek ki ağrım buradan kaynaklanıyor. Halbuki hasta kaygılı. Çok uzun süredir devam eden bir kaygısı var. Uyku sorunları yaşıyor mesela. Diş sıkması var. Bağırsak, mide sorunları var. Kasları çok fazla gergin, gevşeyemiyor, rahatlayamıyor. Ağrısı esasen bunlardan kaynaklanıyor. Burada çözülmesi lazım. Dediğim gibi burada bazen hasta ikna olmakta zorlanıyor ve bazen sinirlenebiliyor da. Hekime gidiyor. Ya ben 3 aydır boynumda, sırtımda, kürek kemiğim etrafımda, belimde ağrılar yaşıyorum ve azalmıyor bu ağrılar. Sürekli devam ediyor. Uyku sorunları da yaşıyorum. Çok ciddi süreç işliyor benim için. Hekimden senin bir fiziksel bir sıkıntın yok cümlesini duyduğu zaman bazen daha fazla da gerilebiliyor. Nasıl canım, benim ağrım, sızım var, geçmiyor, nasıl olmaz? Bırakıyor orayı, bu sefer farklı bir hekime gidiyor. Az önce de söyledik, aynı tahlilleri, tetkikleri çektiriyor. Yine aynı cümleyi duyuyor. Evet. Bunu birkaç kez tekrarlıyor. Bazen şöyle söylüyor hasta, ben 8-9 tane hekime söyledim, hepsi aynı şeyi söyledi. Senin ağrıların psikolojik. Peki tedavide ne yapıyorsunuz? Şimdi hasta şurada bir yanılgıya kapılıyor. Psikolojik ağrılar gerçek ağrı değil zannediyor. Hayır, psikolojik ağrı diğer normal ağrılar kadar gerçek. Hatta bazen çok daha şiddetli de yaşayabiliyor. Ve tedavi edilmesi de gerekiyor. Tedavisi de var. Fiziksel bir organik sıkıntı aramasına gerek yok. Şimdi bir kere diş sıkıyorsa, çene problemi yaşıyorsa bunu çözmemiz lazım. Fizyoterapide biz buna çeneye, bazı kaslara belli başlı elle müdahaleler yapıyoruz.
dil egzersizleri öğretiyoruz. Kasları gerginse, kas tonusu çok yüksekse, işte halk arasında kulunç denilen trigger pointler, tetik noktalar fazlaysa kaslarda, fizyoterapide, manuel terapiyle, egzersizle ve diğer fizik tedavi yöntemleriyle bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Kişinin kasları dokulur, yeteri derecede kanlanmıyorsa, oksijenlenmiyorsa yine bu da çok ciddi bir ağrı nedeni. Yani fizyoterapi olarak ben şu an ağrıya odaklanıyorum. Onları ne yapıyoruz onları anlatıyorum. Kas kuvveti zayıfsa bunları güçlendirmek gerekiyor. Bazen hasta şey der, ya sabah kalkıyorum hiç mecalim yok. 8-10 saat uyku uyudum ama halen yorgunum, halsizim, bitkinim. Yani psikosomatik ağrılar sadece ağrı yaratmaz, aynı zamanda kronik yorgunluk, uyku problemleri, bağırsakta bazen uzun süren kabızlıklar, bazen ani gelişen ishal problemleri yaşayabiliyor. Hatta bunların da ötesinde cilt problemleri, kaşıntı gibi sıkıntılar yaşayabilir psikosomatik ağrılarda. İşte bu halsizlik ve yorgunluk sorununda da bunun çözülmesi lazım. Hastanın enerjisi neden yok, vitamin mineral eksikliği mi var? Bir kere psikosomatik ağrıda hastanın baş edemediği bir psikolojik problem varsa psikolog desteği alacak. Yani psikolojik destek alacak, onlar ayrı. Biz fizyoterapist olarak işin fiziksel tarafındayız. Ben o zaman şöyle anlıyorum bu söylediklerinize bakarak bakacak olursak. Şimdi psikolojisi bozuk ve ağrısı var. Evet. Aslında bir kısır döngü. Şimdi psikolog hastanın devam eden kronik kaygısı, stresi, korkusu, belirsizliği, hayatıyla alakalı psikolojik sıkıntısı neyse onunla alakalı destek veriyor. Biz de fiziksel destek veriyoruz. Birlikte korele gidiyoruz. Vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Bir sempatik sinir sistemi, bir parasempatik sinir sistemi. Sempatik sinir sistemi bizim vücudumuzun adrenalin, savaş veya kaç tepkisi, reaksiyonu dediğimiz böyle gergin durumları, stresi durumları yönetirken parasempatik sinir sistemi uykuyu, bağırsağı, rahatlamayı, gevşemeyi kontrol eden bir sistem. Bu parasempatik sinir sistemini aktive eden egzersizler var. Bu parasempatik sinir sistemini aktive eden manuel terapi yöntemleri var. Bunları hekim veya fizyoterapist uyguluyor. Yani biz dışarıdan fiziksel müdahale ile de rahatlamayı, gevşemeyi, bağırsak düzenlemesini, uykuyu destekleyecek terapiler uyguluyoruz. Ben de fizyoterapiste bayağı bir gitmişliğim var. Donuk kol olmuştu benim de kolumda, bir travmadan dolayı düşmüştüm. Kıkırdak yırtılması dendi. Manuel terapi gördüm. Yine aynı şekilde fizik tedavi de gördüm. Dediğiniz çok önemli. Yani sürekli hareket ettirmek gerekiyor. O dediğiniz kan akışı, doğru kan akışı olmadığından dolayı kolum donmuştu yani. Yaklaşık bir yıl kullanamadım ama manuel terapiyle açmıştık. Manuel terapi ve egzersiz çok önemli. Evet, çok önemli. Fatih Hocam'ın şu konuda söylediği çok önemli, değerli benim için. Hasta ağrı yaşadığı için stres oluyor, stres yaşadığı için ağrı yaşıyor. Kısır bir döngüye giriyor ve çok fazla hekime gidip duymak istediğini duyamayınca ağrıları daha çok artıyor. Niye? Birçok doktora gittim, benim sıkıntımı bulamadılar, bulamayacaklar, ağrıyı yaşamaya devam edeceğim. Artarak devam daha ediyor, uyku sorunları yaşıyor, diş sıkıyor, sosyal yaşam kalitesi de azalıyor. Ailesiyle arası bozulmaya başlıyor, arkadaşlarıyla görüşmemeye başlıyor, dışarı çıkmamaya başlıyor. Egzersiz yapması gerekirken, sosyal olarak aktif olması gerekirken kendini eve kapatıyor ve ağrısı daha da fazla artıyor. Burada hastalara tavsiyem, hekimlerden onu duyduğu zaman sakin olsun ve onu bir kere kabullensin. Tamam, benim ağrım psikosomatik ağrı, psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Onu bir kere kabullenmesi lazım. Yani şunu demesin, hayır efendim ben bu ağrı yaşayacak kadar ciddi bir psikolojik sıkıntıya sahip değilim. Belki kendisinin bile bilmediği iç dünyasında sıkıntıları var, kaygıları var, korkuları var. Onların bir kere açığa çıkması lazım. Bunlarla nasıl baş edecek onları öğrenmesi lazım. Kas, iskelet sıkıntılarını çözmemiz lazım. Beslenmesi bozuksa bunları regüle etmemiz lazım, düzenlememiz lazım. Bağırsağı, mideyi, kas iskeleti rahatlattığımız zaman, psikolojik destek aldığı zaman, ağrıların egzersizlerle desteklendiği zaman ağrıların çok büyük bir kısmı tamamen ortadan kalkıyor. Aslında şöyle düşünmek lazım, masaj bana iyi geliyor diyen kişilerin aslında bir fizyoterapiste giderse bilimsel anlamda bu işini tam net olarak çözmüş olur. Kesinlikle. Doğru noktalara müdahale edilmesi lazım. Aynen. O masaj veya manuel terapi denilen uygulamanın, tedavinin, terapinin doğru noktalarda ve doğru bir şekilde doğru uzman tarafından uygulanması lazım. Evet hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Bugünkü konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker'di.
Değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor.